Ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere çocukların bayılarak tüketeceği iki renkli nefis bir sütlü tatlı tarifi vermek istiyorum hem lezzetiyle hem de görseliyle muhteşem bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum öncelikle 1 litre sütü tenceremize alalım üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un ilave edelim 2 yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum. Buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. 1 tane yumurta sarısı ve 1 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra ocağın üzerine almadan güzelce karıştıralım. İçinde topak kalmasın. Sonrasında ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak bu muhallebiyi pişireceğiz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Aksi takdirde hem dibine tutabilir hem de içinde topaklanmalar oluşabilir. Muhallebi koyulaştı ve göz göz olmaya başladı. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım ve bir 10 dakika dinlenmeye alacağım. Bu dinlenme aşamasında da mutlaka ara ara karıştırın kabuk tutmasın. Muhallebimiz 10 dakika dinlenirken ben de orta kısmına koyacak olduğum bisküvisini hazırlıyorum. 1 paket burçak bisküvi rondoya alıp çekeceğim. Burçak bisküvi şart değil bebe bisküvisi kullanabilirsiniz veya pedibör bisküvi kullanabilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemeler kalmış. Rondomun kapağını kapattım ve un haline gelene kadar çekiyorum. Artık gibimiz hazır. Bunu kenara alıyorum ve şimdi 10 dakika boyunca dinlenmiş olan muhallebimi üzerine bir paket krema ve bir paket de vanilin ekleyeceğim. Kesinlikle tamamen soğumasını beklemiyoruz arkadaşlar. Sıcağı yakın şu anda. Yaklaşık dediğim gibi 10 dakika kadar dinlendi. Üzerine bir paket vanilin bir paket de sıvı krema ekliyorum. 200 milimlik küçük kremalardan ekledim. Markası hiç fark etmez. Herhangi bir krema kullanabilirsiniz. Mikserin en yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca kremayla birlikte çırpalım. Bu krema sayesinde kıvamı çok daha güzel ve çok daha lezzetli olacak. En az 2-3 dakika boyunca çırptım ve şimdi bu muhallebi ikiye böleceğim. Şu an dediğim gibi hala sıcağa yakın ılık diyebilirim kremamız eşit bir şekilde ikiye böldükten sonra bir tanesinin üzerine çikolata ekleyeceğim. 80 gram kadar bitter çikolata ekledim. Sütlü değil mutlaka bitter çikolata ekleyin. Bu şekilde rengi çok daha güzel olacaktır. Bir kaşıkla ya da bir spatula ile karıştırın karıştırdıkça çikolatanın tamamen eriyip e, muhallebiyle bütünleştiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi rengi ve kıvamı inanılmaz güzel oldu. Karıştırarak çikolatayı tamamen erittim. Bir de beyaz olana bakmak istiyorum. Yine o da aynı şekilde akışkan ve çok güzel bir kıvamı oldu. Kuplara daha rahat dökebilmek için öncelikle beyaz olanı böyle e, pasta Dağıtma aletleri var, ona koydum. Bununla daha rahat oluyor. Bu yoksa hiç problem değil. Kepçeyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Çok fazla doldurmuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle iki parmak kalınlığında doldurmanız yeterli. Üzerine 2 iki, iki buçuk tatlı kaşığı kadar da bisküviden koyalım. Hepsine eşit bir şekilde koyarsanız görüntü olarak da çok daha güzel olacaktır. Ben böyle kuplara koydum ama dilerseniz bardaklarda yapabilirsiniz veya böyle cam kaselerde de yapabilirsiniz ama bununla sunum olarak çok daha şık duruyor. Eğer bu tarz kuplarınız varsa Şimdi orta kısımlarına şöyle üçer tane dilimlenmiş muz yerleştiriyorum. Muz şart değil. Çilek koyabilirsiniz veya mevsimine göre şeftali koyabilirsiniz. Dediğim gibi evinizdeki olan malzemelerle kalmış. Muz çok yakışıyor bu tatlıya. Dilerseniz üzerine tamamen muzla kaplayabilirsiniz. Ben üçer tane koymayı tercih ettim. Evet çikolatalı e, kalan muhallebim de yine aynı şekilde e, bu kabıma koydum ve üzerini tamamen dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı e, o kadar güzel oldu ki hiç zorlanmadan üzerlerine pay edebileceksiniz. Hepsini bu şekilde tamamladım ve 5 tane kup elde ettim. Eğer sizin yapacak olduğunuz bardaklarınız küçükse veya bu kuplarınız 6 tane de çıkacaktır. Evet hepsini bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Ben üzerine süslemek için ikişer dilim muz yerleştirdim. Sizler dilediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Veya hiçbir şey koymadan bu şekilde de servis edebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra dolapla şöyle bir saat kadar dinlendikten sonra artık servis için hazır olacaktır. Şu an hala ılık iki muhallebi de. Dediğim gibi dolapta dinlendiği zaman kıvamı, lezzeti çok daha güzel olacak. Ben çok e, akşam vakitlerine kalmamak için hemen sizlere sıcakken şöyle bir de kıvamını göstermek istedim. E, ama sizler dediğim gibi mutlaka bir saat kadar buzdolabında dinlendirin. Ve sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Büyük küçük herkesin çok severek tüketici nefis bir sütlü tatlı. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bir de sizlere hemen şöyle kıvamını göstermek istiyorum. sıcak sıcak tadına bakmama rağmen gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bir de dolapta dinlendikten sonra inanın tadına doyamayacağınız bir sütlü tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle bir de alttan beyaz muhallebisini de göstermek istiyorum. Kıvamı, lezzeti muhteşem bir sütlü tatlı oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra da olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.